Evet. Yine eve gideyim. Allah kayıyor ha. Oğlum her yer çamur olmuş ha. Abi her yeri mi kazmış bunlar? Ya bir de düşeceğiz ha. Dur bakayım buradan. Abi. 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 Gözünü yiyeyim. Kazmadığınız bir yer yok mudur ya? Zor koşullarda şu an çekim yapıyorum. Ya bu fırtına muhabbeti nereden geldi? Balkanlardan mı geldi bu? Martıların sikinde değil. Tövbe estağfurullah. Ya adamlar takılıyor havada. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum biz uçuyoruz, siz keyfiniz yerinde ha. Tabii enerji sarf etmenize de gerek yok. Açıyorsun kanadı. Otomatik ben esiyoruz. Uçuş modu. Valla kuş olmayı isterdim ya. Zaten ben önceki hayatımda inancıma göre kuştum ha. Acayip seviyorum kuşları çünkü. Acayip bir özgürlük. Düşünsenize, istediğiniz her yere uçabiliyorsunuz. Bir tek elinizde görünmezlik şeyi yok yani. Sadece görünürsünüz. Ya bir de görünmez olsanız tam. Kafan atıyor, uçuyorsun abi. Antalya'ya uçuyorsun. Kafan atıyor, Mersin'e uçuyorsun. Ben biliyorsun biraz İstanbul Boğaz havası alacağım. İstanbul'a gidiyorsun. 10 numara şey. Ama bunlar da işte hep aynı yere takılıyor genelde. Martılar. Tabi bazı kuşlar sanki biraz daha ardalı. Göçemen. Doğuştan da şanslı hayvan. Uzun mesafe uçabiliyorlar. Bu arada yağmur başladı gene. Ya şansa işte. Yağmur da. Ama kuşa bak. Bu ne kuşu? Gitti. Çok güzeldi ya. Neyse ben biraz içerilere dalacağım. Acayip rüzgar var. Sahil kesiminde özellikle. Rüzgar çok. Köpeklerimiz, oh, devirmiş misin sen? Sen kaldıralım mı seni? Abi kaldırsam sen gene devrileceksin de. Hadi kaldırdım. Yaramaz. Ben sahilden geçeceğim ya. Bu yağmur da var ya durmaz. Barlar Sokağı'na şöyle. Barlar Sokağı'ndan geçelim. Bir insan kulu yok çünkü fırtına var dediler. Yalnız bu çatılardan da bir şey uçabilir ha. Tehlikeli bir iş aslında şu anda yaptığım. Çok acayip bir rüzgar var ya. Ölmesek iyi. Neyse araya dalayım ben. İşte Barlar Sokağı falan filan. Hayret ya, çok ilginç bir hava. Ya hava biraz daha güzel olabilirdi. Şansa işte. Bodrum'a geldik. Böyle bir havayla karşılaştım. Şans. Faktörü. Gerçi hava ılık abi. Ilık yani. Hiç Ankara ile falan alakası yok. Ankara'da şu anda çıksak götümüz donar. Donar yani. Ah garip mankenler. Mankenleri kırıp atmışlar kenara. İşleri bitince. Bu da güzel. İşte buralar. Çarşı, merkez falan fistan, cami. Ya buranın güzelliği. Her şey o kadar yakın ki. Deniz ayağınızın dibinde. Çarşı ayağınızın dibinde. Barlar Sokağı aynı şekilde. Sahil aynı şekilde. Ana cadde öyle. Ya burası direkt yaşanılacak yer. Ya mesela başka birçok yere de baktık. Bakıyoruz, geziyoruz, ediyoruz. Ya çok derli toplu. Bodrum'un en güzel özelliği derli toplu olması. Normalde temizdir. Göze hitap eder. Ya şimdi bir kazı çalışması olmuş. Ya önemli olan bu tür kazı çalışmalarını kışın yapmaları zaten. Ya eskiden bazı seneler bu tür çalışmaların yazın yapıldığını rastladım. Amca ezme beni. Şöyle. Günaydın. Bizim kasap. Ne kadar sahile çıkmayacağım ya. Yani yazın yapıldığına rastladım otur. Kazı çalışmalarının. Ama kışın yapmışlar. İlkbahara kadar, yaza kadar toparlarlar bence. İşte buradan da sahil ana kısım.
6-7. Migros. Abi elim mi ıslandı? Vay be, severim buraları ya. Kaç senem. Buralarda hiç hareket etmeden kaldım. Hop, yağma. Yok abi, çayma içilmez. Ben size söyleyeyim. Hayalimde şurada çay içmek vardı ama. Orada balıkçıların çay bahçesi var. Adaları görüyorsunuz. Balıkçıların çay bahçesi var. Acayip güzel bir yerdir. Sabah 6'da kalkacaksınız orada. Gideceksiniz, çayınızı içeceksiniz. Enfes bir keyif. Acayip bir keyif yani sahilde. Çok böyle tiki bir yerde değil. Burada belediyenin çay bahçesi olması lazım. Çok keyifli yani. Bodrum keyiflidir zaten. Şöyle. McDonald's falan. Falan filan. Tabi bu yol böyle bu şekilde uzuyor. Çok rüzgar var ya. Ya fırtına var zaten Türkiye genelinde. Rüzgar olması normal. Şimdi ben buradan böyle döneyim. U çekeyim. Allah. Sular, yağmurlar. Sakin olun kardeşler.